Merhabalar, Nezleha Şirin, Şirin Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir mozaik pasta yapacağım. Üzerine de çikolata soslu, böyle çok güzel olacak. Öncelikle malzemeleri sayacağız. Bir kalıbımız var. Kalıbımıza streç film kaplıyoruz. Öncelikle yapacağınız işler hazırlık safhası. Ve şöyle kuplarımız var. Kuplarımıza da streç film kaplıyoruz. Ben böyle bir şey uygun gördüm. Evet, şimdi efendim, hani böyle illa artar ya, arkasından kalanları da kuplara dolduracağız mozaik pastamızın. Bu arada hemen malzemelerimizi sayıyoruz. Sos için öncelikle sosu hazırlayacağız. Bir paket çikolatalı sosumuz ve sosu hazırlamak için de şurada 2,5 bardak sütümüz var. Bunlar ayrı bir yerde dursun. Sonrasında 2 paket bitter çikolatalı böyle puding. Koyu istedim. İsterseniz siz çikolatalı da yapabilirsiniz. Ben bitter çikolata, biraz böyle tadı lezzeti yoğun olsun istedim. Bunun yanı sıra şekerli vanilimiz var. Bir paket. Bitter çikolatalı sosumuzu hazırlamak için, yani ana malzemenin sosunu hazırlamak için de 2 paket puding, 1 paket şekerli vanilin, 2 kaşık margarin ya da tereyağı olabilir. 1 paket kakaolu bisküvi, 1 paket normal pötibör bisküvimiz var. Süslemesi için şekerlerimiz veya işte Hindistan cevizi, çikolatalı şekerler vesaire olabilir. 5,5 bardak da sütümüz var. Öncelikle şimdi bizim hazırlayacağımız tabii ki sosu olacak. Sosu için hemen önüme alıyorum. Bu arada ocak, bir de 1 bardak da şekerimiz var. Hemen sütümüzü koyuyoruz. Öncelikle çikolatalı sosu yapacağız. Sosu yaparken de, biraz sosumuz soğurken de ana malzemenin sosunu yapacağız bu sefer. Bisküvilere dökeceğimiz sosumuzu yapacağız. Evet, becerdim. Karıştırmaya başlıyoruz. Şöyle bir dışarıda biraz karıştıralım bunu. Evet, bakın, çikolata sosu 2,5 su bardağı sütle birlikte 1 paket koyuyorum. Ne şeker, ne hiçbir şey koymuyorum. Gayet güzel pişti. Şimdi bunu alacağım. Evet, ve sonrasında soğumaya kenarıya koyacağım. Fakat arada bir şöyle karıştırırsınız ki kabuk bağlamasın. Böylelikle kabuklu olarak güzel dökemeyiz. Zaten dumanının da çıkması gerekiyor şu anda. Evet, bu arada geldik. Yine ana malzememize, çikolata sosluydu fakat ben yine sütümüzün içine attım. 5,5 su bardağı sütümüz var. Bitter çikolatalı pudinglerimizi boşaltıyoruz içine. 2 paket kullanacağız. Biraz böyle hazıra kaçtık ama biliyorsunuz ki un ve kakaoyla da daha önceki tariflerimde çok güzel bir harç hazırlamıştık zaten. Evet. Vanilinimizi de koyuyoruz. Biraz isteyenler, ben tatlıyı böyle biraz puding ya da mozaik pastasını boğazımı yakacak şekilde seviyorum diyenler, yarım bardak su bardağı kadar da şeker koyabilirsiniz. Onun sonrasında 2 kaşık da margarin koyuyoruz. Karıştırdıktan sonra, iyice erittikten sonra koyalım margarinimizi. Hatta ocağın üzerine koyduktan sonra yapabiliriz. Evet, bu arada karıştırdık. Hemen ocağımızı da yakalım. Şöyle koyuyoruz. Bu oluşurken 2 kaşık margarinimizi de koyabiliriz. Margarini biraz yoğun koyuyorum ki tabii ki içine hem tadını veriyor hem donması açısından. Şöyle başlıyoruz pudingimizi de pişirmeye. Bu arada biz de pişerken pudingimiz, arada karıştırıyorum. Bisküvilerimizin hepsini buraya boşaltıyoruz. Şu şekilde. Ve kırıyoruz. Kırma işlemini de artık tarif etmiyorum. İri kalacak şekilde kıracağız yalnız. İri iri kalacak şekilde. Bu arada pudingimiz pişmiş vaziyette. Hemen onu kırdığımız bisküvinin üzerine döküyoruz. Şöyle ayarlı dökün, birazını dökün. Onun sonrasında karıştırarak tekrar kalanını dökebilirsiniz. Evet, spatula ile şöyle karıştırmaya başlıyoruz.
Gayet güzel olacak. Birazdan da açılımımızı yapacağız. Evet, şimdi fazla geldi gibi olursa eğer pudinglerimiz, bir pudingden de yapabilirsiniz ya da benim gibi böyle, bakın her şey esnek. Yedek bisküvileriniz varsa içini kırabilirsiniz. Evet, tekrar dondurmaya gerek kalmasın diye bakın pudingimiz arttı. Bu gösterdiğim kupların içine farklı bir şekilde onları da dolduracağım. Tekrar böyle dondurmak gerekmesin diye çikolata sosundan şöyle biraz tam tepesine gelecek şekilde koyuyorum. Lezzete lezzet katsın diye. Evet, biraz ayırıyorum ki kuplarda, bardaklarda yapacağımız pudingimize de kalsın. Onun sonrasında da tabii ki içine bir güzel yerleştiriyoruz. Bu şekliyle dolapta beklemesi gerekiyor ama dondurucuda kesinlikle değil. Sadece alt kısmında 1 saat sanırım yeterli olacaktır. Şu şekliyle de yerleştiriyoruz. Spatulamızla güzelce, hiç hava kalmayacak şeklinde. Altına spatula ile şöyle bastırıyoruz. Altına çok fazla çikolata sos koymayın. Taşmasın. Şöyle biraz sallarsanız bütün havası gider ve ben birazcık fazla koymuştum şu. Evet, tutabilirsem nereye gittiyse. Şöyle tekrardan kaplayacağız üzerini güzelce. Evet, bu şekliyle güzelce. Ben biraz böyle uç kısımlarından uzun bırakmıştım streç filmi. Güzelce kaplıyoruz. Hatta şöyle bastırabiliriz. Tamamıyla kalıbımızın üzerine olsun. İnanın ki dilim dilim birçok kişiye çıkabiliyor. İnce ince dilimler şeklinde kalabalık bir misafirinize ikram edebilirsiniz. Şimdi bunu böylece bir kenara koyuyoruz. Gelelim bakalım kuplarımıza, şu kalan şeyi değerlendirelim. Benim böyle bol kepçe lokantası hiçbir zaman az koymam, bol bol yaparım. Fakat çok güzel oluyor. Yani yanında şimdi çocuklar bir gece boyunca sabredemiyorlar örneğin. Hemen bu kuplardan aile üyelerine veriyoruz. Bu da böyle ertesi güne hazır olmuş oluyor. Bunları da nasıl yapabiliriz? Yine şöyle çikolatamızdan koyuyoruz birer kaşık dibine. Sonra bisküvitlerden biraz kıracağız. Sonrasında da evet, birer kaşık koymaya devam ediyoruz. Bu arada şu gelen çıtır pıtırlar tarçının yaramazlıkları. Annesinin işi olunca her yere böyle dalıp çıkıyor, yaramazlıklar yapıyor. Yine birer kaşık koyduk hepsine. Tabii biraz döküp saçıyoruz gördüğünüz gibi. Bisküvilerden alarak şöyle biraz kırabilirsiniz bunların içine. Üzerine de evet şöyle çok fazla olmadan. Yani bunlar yumuşayacak ve kek kıvamı alıyorlar. Çok güzel oluyor. Evet, şu şekilde yapıyorum. Böylelikle bakın 2-3, yani hiç mozaik pastası yapmasanız da bunu yapabilirsiniz. Sonrasında tabii ki bu biraz kabuk tutuyor. Bakın şöyle karıştırdığınızda kabuk gider zaten. Şu şekliyle yine üzerini dolduruyoruz. Gayet kolay bir pasta. Bu da yine birazcık durmak zorunda tabii ki dolapta. Evet. 4 tane de artıdan çok güzel pastamız oldu. Küçük küçük minik pastalar. Evet, yine üzerlerini şöyle güzelce de kaplıyoruz ve dolabımıza koyuyoruz. Bakın isterseniz streç film siz de yapabilirsiniz. Direkt böyle kaşık kaşık da yenilebilir. Hani tersini çeviremezseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle kaplıyoruz ve dolabımızda dondurmaya bırakıyoruz. Evet, buzdolabına pastamızı koyduktan sonra açılmamıza başlayalım bakalım. Bugünün enerjisi ve sonraki günlerin enerjisi. Her kim her ne zamanda izliyorsa bu melek mesajları onun olsun diyelim. Koç boğalarımızı seçtik. Koç, boğa, ikizler. Yengecimiz. Aslan. Başak. Terazi. Akrep. Evet, bu arada yay,
Sıradan böyle gidiyoruz, seçiyoruz. Yani oğlak, kovamız, balığımız diyoruz. Bu arada ters çıkan kartları da şöyle hemen düzeltiyorum. Şimdi geldik koçlarımıza. Evet koçlar, ruhani bir öğretmenden yardım alabilirsiniz. Başkalarına da ışık olabilirsiniz. Bu arada ruhsal yetenekleriniz de var. Yani kendinizin de ruhsal yeteneklerini kullanabilir misiniz? Harika bir mor kart çıktı. Spiritüellikte dilekler ve oluşması bol para demektir. Akışı başlıyor demektir. Ruhsal yeteneklerini uyandırılabilirsin. Ruhsal yeteneklerini kullanabilirsin. Bu arada yardım etme yeteneğine de sahipsin. Yani aşkında bir yardım bekliyorsun ama aslında sensin. Bütün işin olayı, konumu sensin diyor kartlar. Çözüm sende diyor. Evet boğaya geldik. Şimdi hayatında ilahi yaşam amacın üzerinde çalışmana yardım edecek değişiklikleri yapman için cesaret verilecek sana. Yani hayatında bir değişiklik geliyor. Evlilik olabilir, pembe çünkü hayaller çıkmış. Yani bu değişiklik çok güzel şeyler. Bu yeni enerji boğaya çok güzel statü kazandırabilir. Aşkta bir üstünlük. Zaten lider olan boğalarımız bu yaşam amaçları dediğine göre. Yaşam amacı nedir insanın? Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak da olabilir. Böyle aşkında ilerleme. Boğa'ya güzel pembe hayallerini gerçekleştirebileceği bir aşk geliyormuş ya da mevcut ilişkisinde bir adım öne çıkacak. Efendim geldik ikizlere. Bir durumu düzeltmek ve yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını gör. Empati kur diyor ikizler. Yani karşıdaki insanın da bakış açısından bir bak. Yani belki onun başka sorunları olduğu için belki yeterli ilgiyi göstermiyor, sevgiyi göstermiyor. Yani bir insanın farklı sorunları olduğu zaman da kesinlikle aşka odaklanamaz, öyle değil mi? Karşı tarafta bir sorun var diyor. Onu çözmeye çalış ikizler, öğrenmeye çalış. Biraz da sabırlı olup beklemeye geç. Sanırım sorun çözüldüğünde o sana gelecektir. Evet, iletişim ve sanatla ilgili bağlantılı önemli bir yaşam amacı var yengeçlerin. Güvensizlikler seni engelliyor. İletişim, sanat sana kariyer verdi sevgili yengeç. Ama renk olarak yine dileklerin rengi, zenginliğin rengi. Bu yetenekler sana güzellik getirecek. İletişim bozukluğu var. Aşkınla güzel iletişim kurabilmek adına lütfen adım at diyor. Biraz bekle. Onun sonrasında güzel mesajlar, duygusal ol. Karşındaki insana duygusallığını göster. Çünkü yengeçler hep duygusalız derler ya. Ama karşıdaki insana yine empati kur çıktı. İletişim bozukluğunu düzelt çıktı. Şimdi efendim geldik aslana. Dikkatli olmak gerekiyor. Daha ileri gitmeden önce bir durumu derinlemesine araştır. Şimdi aslanlar çok derine inmezler. Biraz yüzeyseldirler. Derinine in. Aslan erkeği yüzeysel olabilir daha fazla. Aslan kadını aşkta biraz daha tutkulu. Bakın çakraların açılması için gökyüzüne ya da mavi denizlere turkuaz güzel bir şey çıktı. Seyredebilirsiniz. Sizin çakralarınız açılacak. Dikkatli ol diyor. İleriye gitme. Bir durum var. Kafanı kurcalıyor aşkta. O durumu güzelce çöz. Ondan sonra derinine inebilirsin. Yani duygularının farkına var sevgili aslan. Geldik başaklara. Gençlerle çalışmanın sana faydası varmış. Evet, ilahi amacın çocuklara yardım etmek, öğretmek, ebeveynlik yapmak çıktı. Burada evli olan efendim başaklarımız belki bir bebek isteyebilirler ya da bekar olanların artık evlenip hat safhada bir çocuk istekleri çıkmış olabilir. Bu arada sizlerin yaşam amacınızda evlilik var demektir. Mevcut ilişkinizde de bu oluşulabilirmiş. Onun için lütfen olumlamalar yapınız. Geldik teraziye. Terazi sen bir ışık işçisiymişsin. Bakın size bir güzellikler geliyor. Başkalarına da faydalı ol diyor. Yani aşkta da ışığını saç. Dünyanın her tarafına. Bütün dünyanın sakinlerinin üzerine saç diyor. Yani burada Venüs'ün çocukları diyorum terazilere. Sizler aşk çocuğusunuz. Lütfen aşkınızı da başkasına sevgi yoluyla iletin anlamında. Hani zaten siz güler yüzlü ve çok hoş insanlarsınız. Ama biraz da ön yargılı davranmayın. İnsanlara böyle ışık olun çıktı.
Aşkınıza da ışık doğabilir anlamında gayet güzel sevgili terazi. Bunu lütfen bir kere daha düşün. Çok sevgide kalman gerekiyormuş. Karşılıksız birine bir şeyler yaparsan, yardım edersen de evren seni aşk yönünde ödüllendirebilir. Evet sevgili akrep, yoga yap, egzersiz yap, sağlığını düşün, iç huzurunu düşün ve ruhsal gelişimin için ne gerekiyorsa yap. Yani aşk yerine biraz dinlenme verdi sevgili akreplere evren. Burada gerçekten yoga yapıp egzersiz düşünüyorlar. Şu anda birazcık kısıtlanma ve böyle ileriye adım atamama çıkmış. Hayallerinde durgunluk ama açılacak, ama açılacak. Hiç merak etmeyiniz. Çünkü kafasında düşünen bir insan var, ışık saçan bir insan var. Yakında parlak fikir dinlenmenin sonunda gelecekmiş. Yaylara bakalım. Yani aşkınızda bir durağanlık varsa da zamana ihtiyaç var diyor. İnançlı ve musmutlu ol yay. Ufukta göremediğin çok güzel şeyler var. Yine inanç çıktı yaylara. Yaylar yine beklemede muratlarına erecekler. Bakın burada dinlenmede olan bir insan var. İnançlı ve mutlu ol. Çünkü ufukta sen beklemiyorsun ama senin beklentilerin ötesinde de güzellikler olacak. Merak etme yay. Yeşil kart sizin biraz böyle muradınız olduğuna, adağınızın olduğuna, bunlar yerine gelince de yapacağınıza delalet. Evet oğlağa geldik sevgili oğlak. Yeni bir aşk çok yakın. Mevcut ilişkinde yeniden alevleniyorsun. Sevgi vermeye almaya açık ol. Sevgili oğlak, sevgi verip alırken, aşk verip alırken de sevgide kal. Hırçınlık yapma, acele etme, oldurmaya çalışma. Çünkü senin muradın olacak. Yeni bir aşkla tanışabilir, ilişkisi olmayan oğlaklar. Kovaya geldik. Eğitim öğretim şart, zamanı geldi, bunu yap. Evet, biraz böyle kişisel gelişim gerekiyormuş. Bir dualar gerekiyor ve bu senin karşıdaki insanla çok iletişiminin fazla olmadığını, biraz daha karşıdaki insanın belki senin seviyede, senin şimdi insanları ayırmak istemiyorum ama herkes herkesle anlaşacak değil. Belki aynı vizyonda olmamış olabilirsiniz. Onun için ya karşı tarafın ya senin biraz böyle eğitilmen gerekiyor. Öğretmen birinden ışık alabilir, birine bir şeyler sorabilirsin. Bir danışana ihtiyacın olabilir sevgili kova, bu yakın arkadaşın olabilir veya ilişkide etkin biri olabilir, sana güzellikler söyleyecek ve senin içini ferahlatacak. Bak mavi kart çok şahane bir şekilde çıkmış. Sabır kovalara, biraz sabır, çünkü kovayla aslanda ne var dedik, tutulmalar var dedik. Tabii ki bunu yıllar sonra izleyenler bu tutulmaları atlatmış olacaklar. Sadece siz de enerjiyi dinleyin o zaman. Sevgili balık, hayvanlarla özel bir bağın var. Hayvanları çok seviyorsun. Bakın pembe bir kart var. Burada kediyi seven bir kadın çıkmış. Yani insan çıkmış. Burada hayvanlarla eğer aşkından ayrıldıysan, sana küçücük bir kedi gibi güzel bir böyle patili bir köpek böyle kuyruğunu sallayan belki iyilikler getirebilir. Ama ona sabırla bakacaksın. Aldığın gibi böyle sabırlı davranıp atmayacaksınız. Çünkü bir hayvan edinmek gerçekten bir nevi evlat edinmek gibidir. Onu alıştırıp kendinize sokaklara sakın atmayın. Bunu bir dipnot söylüyorum. Balıklara değil, bütün herkese söylüyorum. Burada diyor ki kendini dinlendirmek için, çakralarını açmak için her şeyi yapabilirsin. Hayaller çok yakın. Pembenin içindeki bu yeşil kart muradının oluşacağına delalet. Bu arada sen zaman geçirmek için doğaya çık, hayvanları sev. Size bunu verdi sevgili balıklar. Kartlar biraz daha zamanınızın olduğunu. Bakın ilk çıkan diğer burçlarda güzellikler çıktı. Ama son iki burcumuzda biraz dinlenme çıktı ve yaylara ve akrebe dinlenme çıktı. Demek ki burada bazen ilişkide bir dinlenme vermek gerekiyor, bir es vermek gerekiyor ki balıklar bu esin sonunda biliyorsunuz sizler şanslı olacaksınız çünkü güzel insanlarsınız. Evet şimdi bakalım dolabımızda soğuttuk bir hayli, pastamız ne alemde. İnşallah açılımı beğenmişsinizdir. Pastamız kalıp gibi hale geldi. Hemen açıyoruz bakalım. Daha çok da donmasını bile bekleyemedik şahsen. Hemen şöyle serviste acele ettik. İnşallah bakalım güzel olacak. Şöyle yaptıktan sonra
şöyle kalıbı hemen ters çevirebilirsiniz. Zaten olduğu gibi dönecektir. Dışına çıkacaktır. İşte böyle. Henüz benim pastam tam donmadı bile. Evet. Pasta henüz tam donmadan ben aldım. Ben acele ettim. Evet, ben acele ettim. Şöylece yaptık bakalım. Çok güzel olmuş, görüyorsunuz pastamızı. Bakın süslemesi için gerçekten Hindistan cevizi yapabilirsiniz şöyle. Çok güzel oldu. Evet, fındık, fıstık. Artık bu sizin el marifetinize kalmış. Sizin hayal gücünüze kalmış diyelim. Çıkalım. Şimdi efendim pastamız burada harika oldu. Bir de şu küçük küçükler vardı. Onları da bir çıkardım ben böyle bir tanesini dışına. Şunu da hemen açalım bakalım. Bunlar da henüz donmadılar. Fakat ben böyle acele ettim. Sizler bir gece tutabilirsiniz. Ben 2-3 saat tuttum. Şöyle çeviriyoruz. Onlar da çok kolay çıkıyor. Bakın bunu zaten evet zorlandık. Zorlandık. Bunu zaten böyle de koyup yiyebilirsiniz. Hani illaki de şeyi koymanıza gerek yok. Biraz benimki donmadı. Şimdi pastalarımızı da bu şekilde çıkartıyoruz. Bakın. Şöyle bir baştan isterseniz şöyle bir yerinden oynatın. Ben oynatmadığım için ne oldu? Çatır çutur seslerle çıkarttım. Evet, şöyle eminim ki ev hanımlarımız ya da kadınlarımız böyle çok daha güzel çıkartırlar bunları. Çok güzel oldu. Evet, görüyorsunuz pastalarımız harika. Hemen bir onlara da şöyle süsleme yapalım. Dağın tepesindeki karlar gibi görüyorsunuz. Biraz da etrafını şöyle süsleyebiliriz. Gördünüz. Evet, evet. Bakın ne kadar güzel oldu. Öyle değil mi? Gerçekten harika, titriyor. Şimdi bunları kenara koyalım. Servisimizi yapalım. Servissiz olmaz. Evet, pastamızı hemen keseceğiz. Şöyle keselim. Ve size göstermek istiyorum. İllaki de göstermek istiyorum. Hemen kesiyoruz. Çok güzel olmuş. Şu kıyısını değil de ortasını almak istiyorum. Evet, koyduktan sonra efendim şöyle dikkatlice koymak için uğraştım. Ama görüyorsunuz pastanın güzelliğini, üzerinde çikolata sosu da var. Hazır böyle. Harika oldu. Afiyet olsun diyorum. Aşkla yaptık, sevgiyle yaptık, sevgimizi kattık. Sizler de harika bir şekilde yiyebilirsiniz. Hoşça kalın. Nice videolarda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herhalde Nesli Ayşe'nin astroloji kanalımı da muhakkak ki bulunuz ve burcunuza göre yorumları izleyiniz. Abone olunuz. Hoşça kalın.